Bursa'mızın değerli basın mensupları, Genel Başkan Yardımcım Hüsnü Yaşar Hanımefendi, Belediye Başkanım İsmail Tatar Bey, İlçe Başkanlarım, Eski İl Başkanlarım, Eski Belediye Başkanım Eray Kereçoğlu, mevcut olan yönetimlerde de eskiden yönetimlik yapmış tüm partili arkadaşlarım, şimdi ben not almadım, hepsini genelde konuşuyorum, özür dilerim herkesten. Buradan atılması yapılan Halil Özgün toplantısına hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz. Eski İl Başkanımız Ahmet Yıldırım arkadaşımıza hoş geldiniz. Sizlerle konuşmak üzere kendisine mikrofonu davet ediyorum. Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli Belediye Başkanım, İlçe Başkanlarım, Top İl Başkanlarım, Belediye Meclis Üyesi Başkanları, çok değerli eski Belediye Başkanım ve bu davaya gönül vermiş kale komutanlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Siyaset zor, dikenli ve o kadar da meşakkatli bir yoldur. Allah'a şükür 40 yıldır Allah'tan başka kimseden korkmadım. Bugünlere geldik ve bu şerefli görevi de sağlığım nedeniyle çok yakın zaman içerisinde geçirdiğim kalp ameliyatından dolayı devretmek mecburiyetinde kaldım ve görevimden istifa etmek mecburiyetinde kaldım. Ve bu günlere gelene kadar biz de çok meşakkatli, çok zor günler geçirdik. Şimdi bugün bu güzel günü bozmamak ve bu güzel günde birlik ve beraberlik mesajları vermek mecburiyetindeyiz. Biz böyle yetiştik, böyle büyüdük, böyle öleceğiz. Biz çünkü Adalet Partiliyiz, biz doğru yolcuyuz, biz Demokrat Partiliyiz. Biz bugüne kadar alnımızın akıyla, namusumuzla, şerefimizle bugünlere geldik. Tabi arkamızda çeşitli konuşmalar olacak. Bunlara biz hazırlıktayız. Ama Allah'tan başka kimseden korkmadığımı ve kimseye hesap veremeyeceğim diye bir korkum olmadığını buradaki cihan alemin içinde hepimizin önünde söz veriyorum. Kimin benimle hesabı varsa gelsin benden hesap sorsun. Göreve seçilen atanan değerli arkadaşım, kardeşim, eskiden de tanıdığım gençlik kollarından gelen Halil Özen, her türlü desteği göreceğime de sizlerin huzurunda namus ve şerefin üzerine söz verir. Ama şöyle hesaplaşacağımız kişiler kongre salonunda olacaktır. Bizim için hesaplaşmalar, parti içi hesaplaşmalar kongre salonlarında başlar, kongre salonlarında biter. Biz böyle yetiştik. Biz çok değerli büyüklerimizle politika yaptık. Ama bizim de hesap soracağımız, hesaplaşacağımız insanlar olacak. Bunu kimse unutmasın. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın. Partinizle inşallah 2013'te yerel seçimde iktidarı yapar. Bizler de şeref ve onur duyarız. Amin. Yine söylüyorum, ben partinin emrindeyim. Kim
benden yardım isterse her zaman kalbim, yüreğim açık ve elinizdeyim arkadaşlar. Tekrar hepinize hayırlı uğurlu olsun. Basınımızın güzide temsilcileri, eski il başkanım, eski belediye başkanım Erhan Kineçoğlu, Şevket Tanaç, Bursa'mızın güzide ilçesi, bizi hep onurlandıran belediye başkanımız Sayın İsmail Tartar, iktidar nimetlerine rağmen, iktidarın ezici politikasına rağmen, ben Demokrat Parti'den aday olacağım diyen İsmail Tartar'a ben genel başkanım adına, kendisiyle konuşmamda da geçti, ben teşekkürlerimi sunuyorum. Çok değerli bütün komitelerde, komisyonlarda görev yapan, particiliğin en zor olduğu zamanlarda işinden, aşından, eşinden ayrı, vakit ayırıp, zaman ayırıp, para ayırıp bu partinin elektriğinin açık kalmasını sağlayan, zamanını partide geçiren, eşinden üzücü cümleler de duyabilen tüm Demokrat Partili arkadaşlarım, hepiniz sağ olun, var olun. AK Parti iktidara rölantiye girmiştir. Durgunlaşmıştır. Ankara'daki hava bu şekildedir. Bursa'daki yereldeki durum da aynen bu şekilde. Çıkış bitmiştir, durguna girmiştir. İniş deniyor. Ama bu duran trend inişe doğru mutlaka inecektir. Çünkü milletin burası da gelmiştir. AK Parti'nin izlediği kötü politika. Dolayısıyla arkadaşlar, bu milletin, bu memleketin Demokrat Parti'ye ihtiyacı vardır. Bu partinin bir tek değerli insanı diğer partilerin birçok yöneticisine bedeldir. Bu anlamda hiçbir partimizi küstürmeye, hiçbir partimizi kırmaya, hiçbir partimizi bu çınarın altından ayırmaya ne düşüncemiz var, ne gücümüz var, ne de böyle bir düşünce.